Ey ateş, serin ve zararsız ol. İbrahim peygamber çocuktu henüz. Babası, ailesi ve milleti taştan putlara ilah diyerek tapınıyordu. Henüz ilah nedir bilmiyordu. Fakat içinden bu taşın bize üstünlüğü nedir sorusu geçmiyor da değildi. Çocuk aklıyla gece gündüz taş tanrılara tapınan büyüklerinin halini tuhaf buluyordu. Büyüdükçe kuşkuları da kendisiyle birlikte büyüdü. İlk gençlik çağının sonlarında artık soruları olgun insanların bile sormaya akıl edemediği kadar büyümüştü. Taş bunlar diyordu. Adı üstünde taş, cansız, dilsiz, kör ve katı. Yontuyorsun ve tanrılaşıyor. Tuhaf, tanrı mı insanı yaratır yoksa insan mı tanrıyı? İlah, o başka biri olmalı. Taşa, toprağa, ağaca bize benzemeyen biri. İbrahim'in soruları çoğaldı gitgide. Kuşkularına cevap bulmaya koyuldu. Onu mutlaka bulacağım dedi. Bulacak ve itaat edeceğim. Ona ömrüm boyunca kullukta bulunacağım dedi. Geceydi. Sessiz laciverdi bir gece. Dışarı çıktı. Çıkınca sessizliğe girdi usul usul. Nesneler karanlıkta ne görünüyor ne görünmüyordu. Loşluktaydı varlıklar. Göğe baktı. İlkin bir şey göremedi. Biraz daha baktı. Görmeye başladı. Gökyüzü deniz gibiydi. İçinde daha dikkatli bakıldığında sayısız varlık geziniyordu. Gök cisimlerinin uzaklığı ve sessizliğine baktı. Daha delici bakışlarla bakınca büyük küçük yıldızları, yıldız kümelerini gördü. Yanıp yanıp sönen yıldızlar gördü. Sonra düşen yıldızlar gördü. Gökyüzü sonsuz gibiydi. Parlak, büyükçe bir yıldız dikkatini çekti. İşte diye bağırdı. Onu buldum. Göğün derinliklerinde parlıyor. Milletimin tapındığı taşlar gibi ışıksız ve kırılan bir şey değil. Işıltılı bir şey. Sonunda buldum onu. Gökleri ışıtan Rabbim bu. Sevinçle içi gönenerek bakıyordu yıldıza. Gözlerini ondan ayıramıyordu. Sevinci birkaç saat sürdü ancak. Gün aşırken tanrısı ortadan, gözden kayboldu. Yüreğine sıkıntı çöktü, kederlendi. Kendi kendine, ey Tanrım, beni bir başıma bırakıp nereye gidiyorsun? Seni uzun zamandır arıyordum, bulduğum için sevinirken beni neden üzüyorsun? Dedi. Yıldız kaybolmuştu. İbrahim düş kırıklığı içinde. Öyleyse sen benim ilahım olamazsın diye fısıldadı. Bırakıp giden, kaybolan ilah olamaz. Onu bulana değin arayacaktı. Mutlaka kavuşacaktı ona. Bütün kalbiyle inanıyordu. Günler birbirini kovaladı. İbrahim dağlarda, denizlerde, yerlerde, göklerde onu arıyordu. Baktığı her nesneden onu soruyordu. Onsuz hayatın manasız bir kabuktan, boş bir hayalden, insanın yüreğinde büyük acılar bırakan bir ayrılıktan başka bir şey olmadığına inanıyordu. Öyleyse onu bulmalıyım diyordu. Yine sessiz, laciverdi bir gecede, oturmuş, umutsuz ve kederli bir halde düşünürken göğe baktı. Gözlerine inanamadı. Dolunaydı bu, ışıl ışıldı. Büyülenmiş gibiydi İbrahim. İşte diye bağırdı sevinçle. İşte buldum onu. Daha önce körmüşüm meğer. Nasıl da görmemişim. İşte dünyayı bir kandil gibi ışıtan, bu erişilmez güzelliğe sahip ilahım bu olmalı dedi. Yeni bir düş kırıklığı yakındı. Çünkü İbrahim'in sevinci yine birkaç saat sürmüş, ay ufka doğru ağır ağır inmiş ve gözden yitmişti. Kaybolurken İbrahim'in umutlarını da alıp götürmüştü. Ey ilahım diye ağladı. Beni bırakma, beni karanlıkta yalnız bırakma. Seni bulduğumu gidip babama haber verinceye kadar gökte dur. Ey Tanrım, kaybolma, dur, dur. Dolunay yoktu artık. Bir hayal gibi geçmişti gözlerinden. İbrahim hem ağlıyor hem de hayır diyordu. Hayır, beni bırakıp gitti. O da kayboldu, o da battı. Aldanmışım, benim ilahım kaybolamaz. İbrahim aramaya devam etti. Kavurucu sıcaklığın yeryüzüne ineceği bir yaz gününün sabahıydı. Damda uyuyordu. Şafak sökmek üzereydi. Uyandı, gözlerini ovuşturdu. Gerindi, esnedi. Ufka baktı. Işıyordu. Az sonra ilk ışıkları belirdi ve güneş göz kamaştırıcı bir parlaklıkla yüzünü gösterdi. Gözleri kamaştı, bakamıyordu. Sevinçle ayağa fırladı. İşte şimdi buldum diye koşuyordu damın üzerinde. Şimdi buldum. Işın ve ısının sahibi, yeryüzüne can veren, ekinleri bitiren, meyveleri sebzeleri erdiren, dünyayı aydınlatan Rabbimi buldum sonunda dedi.
coşkuyla dua etmeye başladı. Büyük bir heyecanla Bozkır'a bakıyor, tarlaları, dağları seyrediyor, gözünü çevirdiği her yerde onun ışığını görüyor, onun görkemine tanık oluyordu. Gün boyu sürdü sevinci. Güneş kızara kızara indi ufka ve çok geçmeden gözden kayboldu. Güneşle birlikte mutluluğu da kayboldu. Güneşi yitirmemek için sürekli yükseklere, tepelere koşuyordu. Ama hiçbir yararı yoktu. Ortalık karardı. Yine tek başına kaldı. Yüce Rabbim, o da değil, güneş de değilsin. Peki kimsin sen? Neredesin? Kaybolan ve batan olamazsın. Sen hiç batmayansın, gitmeyensin. Beni, ailemi, milletimi, dünyayı ve batan her şeyi yaratan sensin. Seni göremiyorum ama her yerde varsın. Her şeye gücü yeten birisin sen. Seni görmeye bizim gücümüz yetmez. Yaratan sensin, dedi. Dağdaydı şimdi. Ağlayarak Allah'a yakarıyor. Yüreğinde varlığını hissettiği için şükrediyordu. Seni buldum ya Rabbim. Seni gerçekten buldum. Seni hissediyorum. Seni tanıyorum. Sen alemlerin Rabbisin. Ne bir kuşku, ne kaygı kalmıştı yüreğinde artık. Eve döndü. Gönlü huzur içindeydi. Uyudu. Şafakta uyandığında babasını putlara secde ederken gördü. Duasını bitirinceye kadar bekledi. Usulca yanına gelerek, "Sevgili babam, görmeyen, duymayan ve sana hiçbir yararı olmayan şeylere neden tapıyorsun?" dedi. Babası şaşkındı. "Oğlum, bunlar benim ve atalarımın tanrılarıdır." dedi. "Babacığım, senin habersiz olduğun birçok şeyi biliyorum. Lütfen bana inan ve uy. Seni doğru yola, Allah'a eriştireyim." dedi. Babası, "Sen neler söylüyorsun İbrahim? Henüz yaşın kaç? Babandan daha çok şey bildiğini mi iddia ediyorsun? Sen mi beni doğru yola ileteceksin? Hem nedir o sözüne ettiğin yol?" dedi. "Şeytana uymaktan, ona tapınmaktan Allah'a sığınmalısın." dedi İbrahim. Çünkü o Rabbine isyan etti, karşı geldi. Doğrusu merhameti her şeyi kuşatmış olan Allah'tan sana bir azap gelmesinden korkarım. O zaman şeytanın dostu olarak kalırsın, dedi. Babası, oğlum, sözüne ettiğin Rahman da kim? Yoksa tanrılarımızı inkar mı ediyorsun, dedi. İbrahim peygamber, Rahman yüce Allah'ın sıfatıdır baba. O tektir, eşi ve benzeri yoktur. Mekandan münezzehtir. Zaman ve mekana bağlı değildir. Her şeyin ipi onun elindedir. Herkesin kaderi onun takdiriyledir, dedi. Babası hiddetten köpürüyordu. Hemen defol buradan, yoksa seni öldürürüm, diye bağırdı. Senin gibi düşünmüyorum ben. Tehdidine karşılık sana selam olsun diyorum. Rabbimden bağışlanmanı dilerim. Çünkü bağışlayan ve esirgeyendir, dedi İbrahim. İbrahim peygamber artık putları terk ederek Allah'a inanmaları konusunda insanları uyarmayı görev edinmişti. Kime rastlasa, kiminle görüşse bunu yapıyordu. Bir gün hükümdarın huzuruna giderek putlara secde etmekten vazgeçmesini söyledi. Adamlarıyla birlikte putlara ibadet eden hükümdara, "Neden bu heykellere tapınıyorsunuz?" diye sordu. "Atalarımızın yolundan gidiyoruz, onlar gibi biz de tanrılarımıza ibadet ediyoruz," diye cevapladı hükümdar. "Yemin ederim ki açık bir sapkınlık içindesiniz. Atalarınız taptı diye sizin de mi tapmanız gerekiyor?" dedi Hazreti İbrahim. "Sen aklını mı kaçırdın? Bizimle alay mı ediyorsun?" dedi hükümdar. "Hayır," dedi İbrahim. "Size gerçeği bildiriyorum. Rabbiniz yerleri ve gökleri yaratan yüce Allah'tır. Her şeyin sahibi O'dur," dedi. Hükümdar, "Peki senin Rabbinin işleri nedir?" diye sordu. Hazreti İbrahim, "Öldürür ve diriltir," dedi. Hükümdar, "O da bir şey mi? Ben de öldürür ve diriltirim." Ardından iki yoksul getirmelerini emretti adamlarına. İki kişi huzuruna alındı. Cellada emretti. Birini öldürdüler. Diğeri için bırakın gitsin, dedi. Sonra Hazreti İbrahim'e dönerek, "Gördün mü? Birini öldürdüm, diğerini dirilttim," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Ey Nemrut, benim Rabbim güneşi doğudan yükseltir. Gücün varsa onu batıdan doğdur," dedi. Nemrut bocaladı, cevap veremedi, öfkelendi. Adamlarına, "Atın şunu dışarı," diye bağırdı. Hazreti İbrahim'i yaka paça dışarı attılar, dışarıda bekledi. Putlara tapınan saray halkı mabedi terk edince de bir balta alarak gizlice girdi. Putları kırmaya başladı. Tümünü devirerek paramparça etti. En büyüğüne dokunmamıştı. Baltayı onun boynuna asarak çıktı put evinden ve evine giderek huzurlu bir uykuya yattı.
Ertesi gün put evine giren Nemrut'un adamları şaşkınlık ve korku içinde bağırdılar. Kim yaptı bunu, hainliği kim yaptı diye düşünüp taşındılar ve kendilerini Allah'ın birliğine çağıran İbrahim'in yapmış olabileceğini ileri sürdüler. Doğruca gidip getirdiler Hazreti İbrahim'e. Bunu sen mi yaptın diye sordular. Hazreti İbrahim kırmayıp boynuna baltasına astığı büyük putu göstererek belki o yapmıştır, baksanıza balta onda, gidip sorun bakalım ne diyecek dedi. İçlerinden biri bence İbrahim doğru söylüyor dedi. Bir başkası saçmalama diye çıkıştı. Putlar konuşur mu hiç, bu işi o yapmış olamaz dediler. Hazreti İbrahim kendisini korumaktan aciz olan ve konuşamayan putlara neden tapınıyorsunuz? Allah'ı bırakıp bu dilsiz ve korunmasız taşlara nasıl kulluk edersiniz? Size de kendileri için Allah'ı terk ettiğiniz putlarınıza da yazıklar olsun deyince Nemrut kızdı. Yakalayın bu küstahı dedi. Hazreti İbrahim kıskıvrak yakalanmıştı. Büyük bir ateş yakın, bunu da içine atın diye emretti Nemrut. Hemen hareketlendiler. İrili ufaklı odun toplandı, yığıldı ve tutuşturuldu. Herkes Hazreti İbrahim'e verilen cezayı duymuş, bu inanılmaz olayı seyretmek için toplanmıştı. Ateşin çevresi hınca hınç doluydu. Odunlar yandıkça ateş kızdı, kızdıkça insan büyüklüğünde alevler yükseldi, yanına yaklaşılmaz oldu. İri yarı dört muhafız gelerek Hazreti İbrahim'i kavradı, mancınığına koyarak ateşe doğru fırlattı. Hazreti İbrahim tam ortasına düştü ateşin. Kâfirler bağırdılar, kahkahalarla gülüyordu herkes. Bizi korumak istediği ateşe kendisi düştü dediler. Allah elçisini yakmaması için ateşe emretti. Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve zararsız ol, onu yakma dedi. Hazreti İbrahim dünyayı yakacak kadar kızgın olan ateşin ortasında Allah'a dua ederek secdeye varıyordu. Allah'ın buyruğuyla zarar vermemişti ona. Kâfirler şaşkınlık içindeydi. Dehşet içinde birbirlerine İbrahim'i ateş yakmıyor, İbrahim'i ateş yakmıyor diyorlardı. Arkalarda olup göremeyenler inanamıyor, bu büyük onu nasıl yakmaz diyorlardı. Tanrılarımızın hakkı için diyordu öndekiler. İşte orada sapasağlam dua ediyor Tanrısına. Şaşkınlıktan herkes donup kalmıştı. Buna rağmen inkar ettiler ve bu şeytanın işi dediler. Bu adam şeytanın ta kendisi, ateş bir tek onu yakamaz, hadi kaçın, uzaklaşın buradan. Kaçmak istediler ama kaçamadılar, Allah izin vermedi. Yerlerine çakıldılar ve tümü helak edildi. Sadece Hazreti İbrahim kurtuldu şehri terk ederek. İbrahim peygamber, ey ateş, serin ve selametli ol buyruğunu alınca, kendisini yakmayan ateşten geçip milletini yok eden fırtınadan kurtulduktan sonra Sare ile evlenmiş ve onunla mutlu bir beraberliği olmuştu. Ne var ki yaşları ilerlediği halde çocukları olmamıştı. Bu yüzden üzgündü ikisi de. Sare'nin Hacer adında bir hizmetçisi vardı. Bir gün eşine, İbrahim, görüyorsun ikimiz de yaşlandık, sana bir çocuk veremedim. Bundan sonra olması da çok güç. Bu cariyeyle evlensen diyorum, belki Allah ondan sana bir çocuk bağışlar, seni de beni de o mutlulukla tanıştırır dedi. Hazreti İbrahim, eşinin bu özverili önerisine karşı, her şey Allah'ın yaratışı ve takdiriyle olur. Dileseydi bize bir değil, bin çocuk verirdi. Bunda senin benim bilemediğimiz hikmetler gizlidir. Üstelik başka bir kadından çocuğumun olması seni üzebilir dedi. Sare, hayır dedi, üzülmem. Hacer sana bir çocuk verirse belki sevinirim dedi. Eşinin içtenliği ve ısrarı üzerine İbrahim peygamber Hacer'le evlendi ve ondan İsmail'e hamile kaldı. Hazreti İbrahim'in bundan haberi yoktu. Hamile olduğunu bilmiyordu. Gecelerin birinde çadırın önünde otururken üç genç adam çıka geldi. Allah'ın selamı üzerine olsun ey İbrahim dediler. Allah'ın selamı sizin de üzerinize olsun dedi. Bunlar Tanrı misafiri diyerek semiz bir dana keserek pişirmelerini söyledi. Yemek hazır olunca buyur etti onları. Fakat konuklar yemeğe elini sürmedi. İbrahim şaşırdı. Neden ikram mı kabul etmiyorlar, yoksa bunların niyetleri kötü mü, bir kötülük için mi buradalar diye geçirdi aklından. Söyleşirken arada onlara kim olduklarını sordu. Biz meleğiz dediler. Hazreti İbrahim şaşırdı. Melek misiniz? Evet dediler. Bizi Allah gönderdi, sana çocuğunu müjdelemeye geldik dediler.
İbrahim'in şaşkınlığı artmıştı. Ama nasıl olur? Ben yaşlı bir adamım. Nasıl çocuğum olur dedi. Melekler, Allah için zor veya imkansız şey yoktur ey İbrahim dediler. Çadır girişinde konuşulanları dinleyen Sare çıktı dışarı. Sevinçliydi. Melekler ona, sen de İshak'a gebesin, sana da müjdeler olsun ey Sare dediler. Şaşkınlık sırası ondaydı. Bu yaşta bana çocuk bağışlayan Allah'a şükürler olsun dedi. Melekler gitmek üzere hareketlendiler. Hazreti İbrahim, şimdi nereye gidiyorsunuz diye sordu. Kardeşinin oğlu Lut'un kentine gidiyoruz dediler. Lut'un kentine mi? Neden diye sordu İbrahim. İnkarında ısrar edenleri yok edeceğiz. Allah onları helak etmemizi emretti dediler. Hazreti İbrahim, Lut ve ona inananlar ne olacak diye sordu. Melekler, Allah onları esirgeyecek dediler. Günler günleri kovaladı. Aylar sonra Hacer bir erkek çocuk dünyaya getirdi. İsmail adını verdiler ve onu çok sevdiler. Sare hamileydi ama henüz vakti vardı. İbrahim İsmail'i Sare'ye göstermek için götürdüğünde kıskançlık duvarına çarptı. Onu görmek istemiyorum. Ne onu ne annesini. Ne yapayım ben? Kendi ellerimle kendi kuyumu kazdım. Haklıymışsın. Yüreğimdeki kıskançlık ateşi beni yiyip bitiriyor. Lütfen onları benden uzak tut dedi Sare. Hazreti İbrahim çaresiz Hacer'le İsmail'i çölde uzak bir yere götürdü. Kabe'ye yakın bir yerde onlar için çadır kurdu. Çadırda namaz kılarak Allah'a yakardı. Ey alemlerin Rabbi! Ailemin bir kısmını namaz kılıp secde etmesi, yakarışta bulunması ve sana yakınlaşmanın yollarını araması için kutsal evinin, Kabe'nin yanındaki bu çorak vadiye yerleştirdim. İnsanların gönlünü onlara yakınlaştır, şükretmesi için onları nimetlerle rızıklandır. Ve onları bırakarak evine döndü. Sare'nin de vakti gelmişti. O da erkek çocuk getirdi dünyaya. Adına İshak dediler. Eşiyle birlikte onu bağışladığı için şükrettiler. Hacer ile İsmail'in çadırı kurak bir vadiye konmuştu. Kısa sürede suları tükendi. Sütü de kesilmişti. Çocuğuna yedirip içirecek bir şey yoktu. Çaresizlik içindeydi. İsmail'i çadıra bırakarak su aramaya gitti. Güneş yeryüzünü kavuruyor, kumsaldan yükselen hararet ciğerini yakıyordu. Sağa gitti, sola gitti, perişan bir halde gücü tükenene değin dolaştı. Lakin bir damla su bulamadı. Dönmeye mecali kalmamıştı. Üstelik dönüp de açlık ve susuzluktan kıvranan bebeğine ne götürecekti? Safa ile Merve tepeleri arasında 7 kez gidip geldi. Dili damağına yapışmış, bedeni halsizleşmiş, içi kavrulmaya başlamıştı. İsmail'i düşündü. Kendisi bu haldeyken belki de yavrusu dayanamamış ve ölmüştü. Gücünün son damlasıyla çadıra döndü. Yüreği küt küt atıyordu. Şimdi içeri girecek ve bebeğinin cansız bedenini bulacaktı. Onsuz ne yapardı? Çadırdan girdi ki ne görsün? İnanılmaz bir şey. İsmail emekliyor, kendisine gülümseyerek bakarak sesler çıkarıyor, elleriyle annesine işaretler yapıyordu. Şaşkınlık içinde ağlayarak kucakladı yavrusunu, sardı göğsüne, kokladı, öptü, ağladı. Şükürler olsun Allah'ım, sonsuz şükürler olsun sana dedi. O da ne? Çocuğun elleri ıslaktı, bağrına basarak çadırdan çıktı. Göz alabildiğine uzayan kumsala baktı. Gökten inen ateş, yerden yükselen sıcak, uçsuz bucaksız bir kuraklık. Ama az ileride bir çukur. Gözlerine inanamadı. Serap mıydı yoksa? Açlıktan, susuzluktan düş mü görüyordu? Gidip baktı. Evet bir kuyu. Aman Allah'ım bu da ne? Sonradan anladı ki Allah'ın rahmetiyle rızık vericiliği İsmail'in üzerine düşmüş ve o minik parmaklarıyla kumu eşeleyerek zemzemi çıkarmıştı. Sarıldı çocuğuna, öpüyor, şükrediyor, sarsıla sarsıla ağlıyordu. Birkaç gün sonra bir kervan geçiyordu ki suyu fark ettiler. Ne su ne bir ağaç vardı burada daha önce. Şaşırdılar. Çadıra gelerek sordular. Hacer anlatınca da bu çocuk ileride kutlu bir insan olacak dediler ve Zemzem'in yanına kondular. Allah elçisinin yakarışına cevap vermiş, insanların gönlünü İsmail'e yakınlaştırmaya başlamıştı. Böylece Hacer'in çadırının çevresi doldu. İnsanlar suyu duyunca gelerek buraya yerleşti.
Giderek köy oluştu burada. Yeni çadırlar kuruldu. Yeni çadırlar, yeni insanlar geldi. Yeni insanlar. İsmail'in küçük parmaklarıyla fışkıran zemzem burayı bir cazibe odağı haline getirdi. Hazreti İbrahim bir zaman sonra eşini ve çocuğunu görmeye geldiğinde çadırını güçlükle bulabildi. Her şey ne kadar değişmişti. İlkin yanlış bir yere geldiğini düşünmüş, ayrılmak üzereyken bir araba sormuştu. Oğlunu ve eşini görüp hasret giderdi. Yavrusunu bağrına bastı. Duasının kabul edildiğini gördü. İki rekat namaz kıldı Kabe'nin yerinde. Yüreği huzur içindeydi dönerken. Yıllar birbirini kovaladı. İsmail büyüdü. Yakışıklı ve güçlü bir genç oldu. Tüm kalbiyle Rabbine inanıyor, putlara tapınmıyor, namaz kılıyordu. Bir gece İbrahim peygambere rüyasında Allah İsmail'i kurban etmeni istiyor dendi. Korkuyla uyandı. Ey şanı yüce Rabbim, eğer onu kurban etmemi istiyorsan kuşkusuz emrine uyarım dedi. Tekrar uyudu. Aynı sesi yeniden duydu. Üçüncü kez aynı şey olunca Allah'ım sana itaat edecek ve oğlumu keseceğim dedi. Doğruca çadıra gitti. İsmail'i alarak çıktı. Birlikte dağa tırmandılar. Tepesine gelince durup soluklandılar. İsmail, baba anlatmayacak mısın dedi. İbrahim susuyordu. Gözlerinde hem kararlı bir iradenin hem de kanayan bir kalbin ifadesi karışmıştı. Vadiye uzun uzun baktıktan sonra, sevgili oğlum, bir düş gördüm. Allah seni kurban etmemi istiyor dedi. İsmail'in gözleri ışıdı. Anlıyorum, o halde sana emredileni yap, ben Rabbimden gelene sabredeceğim dedi. Sarıldı oğluna, Allah sabredenlerle beraberdir dedi. İsmail'in ellerini arkasına bağladı, yüzüstü, kayanın üzerine yatırdı. Bıçağı aldı, boğazına yaklaştırdı. Ey Rabbim, işte buyruğunu yerine getiriyorum dedi. Tam bu sırada bir ses duydu. Dur ey İbrahim, ne kadar bağlı bir kul olduğunu gösterdin. Durdu. Yanı başında bir melek belirdi. Semiz bir koç getirmişti. Oğlunu bırak, Allah sana kurban etmek için bunu gönderdi dedi. İbrahim peygamber sevinçle çözdü ellerini oğlunun. Koçu alarak kurban etti. Şükür namazı kıldı. Çok geçmeden İbrahim'e Allah'ın buyruğu geldi. Kabe'yi yeniden kuracaktı. İsmail ile birlikte işe koyuldular. Taş kırdılar, harç yaptılar, duvar ördüler. Bina yükseliyordu. Baba oğul Rabbin emrini yerine getirmenin derin huzuru içinde gece gündüz çalışıyordu. Ara verip namaz kılarak şükrediyor. Rabbimiz, emeğimizi boşa çıkarma. Sen her şeyi görür ve işitirsin. Rabbimiz, bizi sana teslim olanlardan kıl. Teslimiyetimizi yaygınlaştır. Bizden bir ümmet çıkar diyordu. Bina bitince Allah'tan vahiy geldi. Ey İbrahim, yaptığınız kutsal ev benimdir. Ziyaret ederek orada namaz kılıp yakarışta bulunacaklar için temiz tut dedi. Hazreti İbrahim insanları Allah'ın evine çağırdı. Yeryüzünün dört bir köşesinden insanlar tavaf için geliyordu. Sonra İsmail'e haccı öğretti. İsmail başkalarına, başkaları diğerlerine. Son elçi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İsmail'in soyundan geldi. İshak'tan da Yakup, Yusuf, Musa, Davut ve Süleyman geldi.